90'lı yılların başında Almanya'da Türk kökenli kişilerin evleri kundaklanıyordu. Kadın, çoluk çocuk demeden vatandaşlarımızı toprağa verdik. Derken bir öfke yükseldi Almanya'nın caddelerinde. İşte kartelin hikayesi de böylece başlamış oldu. Tarih 23 Kasım 1992. Almanya'nın Mölln kasabasında yaşayan ve orada misafir işçi olarak çalışan Arslan ailesinin evi neonaziler tarafından kundaklandı. Büyük anne Bahide Arslan, 10 yaşındaki Yeliz ve 14 yaşındaki kuzeni Ayşe yanarak can verdiler. Daha onların acısı tazecikken bu kez de Solingen şehrinde genç ailesinin evleri yine neonaziler tarafından kundaklandı. 29 Mayıs 1993 Cumartesi gecesi yaşanan bu olayda Gülsün İnce, Hatice Genç, 9 yaşındaki Hülya Genç, 5 yaşındaki Saime Genç ve 12 yaşındaki Gülistan Öztürk feci şekilde yanarak yaşamlarını yitirdiler. Yaşanan olaylar oradaki Türkler için çok büyük bir şok oldu. O şok daha sonraları acıya ve öfkeye döndü. Ancak bu öfke aşırı sağcı Almanlarınki gibi olmamalıydı. Bir grup yetenekli genç o zamanlar rap müziği ve hip-hop kültürüne yeni kavuşmuştu. Bu yepyeni kültür, yaşanan sıkıntıları ve dertleri en içten ve en katkısız şekilde anlatmaya yarıyordu. Dolayısıyla bu gençlerin yakılmayı kabul etmiyoruz. Bu ülkede azınlıklar olarak bizler de varız. Bizi yok sayamazsınız demeleri için harika bir araçtı. Böylece tırnak içinde Almancılar, yani Almanya'da yaşayan Türkler, ne kadar uzun olacağını kestiremedikleri bir yola çıktı. Üstelik yanlarına Türk olmayan ve ırkçılığa şiddetle karşı olan yabancı dostlarını da alarak. Kartel Almanya'da Karakan, Cinayi Şebeke ve Erciye'nin bir araya gelmesiyle 1995 yılında Berlin'de kuruldu. Yabancısın diye seni ezemesinler. Kartel Almanya'nın üç köşesinde. İşte böyle diyorlardı ırkçılığa karşı söyledikleri ve Anadolu motifleriyle seslendikleri şarkılarında. Kartel çok geçmeden koca Avrupa'yı gümbür gümbür salladı. Şarkının MTV'de dönmesi, ardından MTV'deki röportajlar, konserler derken grup üyeleri asıl büyük etkiyi Türkiye'de yarattıklarından haberdar değillerdi. Ta ki Türkiye'ye geldiklerinde Bozkurt gençlik kendilerini havalimanında çılgınca karşılayana dek. Bu insanların yaktıkları kıvılcım Avrupa'dan sonra Türkiye'de koca bir ateşe dönmüştü. Üstelik sadece milliyetçi gençlik de değil. 90'ları sonuna kadar yaşamış tüm gençlik Kartel'in kasetini almıştı ve herkesin üzerinde Kartel tişörtleri vardı. Üstelik herkesinden de dinleyicileri vardı. Albüm orijinal kopyalarının dışında korsanları ile birlikte milyonlar sattı. Yetmedi, Kartel İnönü Stadyumunda konser veren ilk ve tek Türk rap müzik grubu oldu. Üstelik bu konser Michael Jackson'dan sonra en çok izleyici çeken konserdi. Bu nedenle Time dergisine bile konu oldular. Tüm bu baş döndürücü şeyler yalnızca 2 yılda olmuştu. Alper Ağa, Kabus Kerim, Erciye, Emali, İhi Baba, Çelik Bilek Apo ve Ole'nin oluşturduğu bu güzel grup maalesef 1997 yılında dağıldı. Ya nasıl olur ya? Nasıl dağılırlar? Aradan geçen 22 yıldan sonra bile Kartel bir numara dediğinizde anında cehennemden çıkan çılgın Türk diye devamı getiriliyorsa bu çok çok büyük bir hadisedir. Başka hikayelerde tekrar görüşelim.